Merhaba, bugün konuğum Oya Çanak. Hoş geldiniz Oya. Hoş bulduk. Oya uzman psikolog. Evet. Kendisi işte e, Koç Üniversitesi'nde psikoloji okumuş. Daha sonra yüksek lisansında Boğaziçi Üniversitesi'nde yapmış. Ve bugün uyku konusunu konuşalım dedik. Çünkü evet. çok önemli bir konu. Uykuyu beslenmeden ve diğer işte fonksiyonlardan ayıramıyoruz evet. ve çocuk uykusunda yetişkin uykusundan ayıramıyoruz. Evet. Bu konuda çok tartışmalar dönüyor. Hı -hı. O yüzden çok soran da anne babalar var. Hı -hı. E, nereden başlayalım Oya? Neden? dersiniz? Şimdi bir bilinenler var. O bilinenler herkes için doğru mu? Bilinenler iki kutupta. Bir davranışçı ekor bir taraftan, bir taraftan bağlanma temelli ebeveynlik literatürü var. Ebeveynler de bir karmaşa içerisinde, hatta bence bir panik içerisinde. Öyle ki şu anda bir anneye sorsanız, en çok takip ettiği sayfaları sorsanız sosyal medyadan muhtemelen bebek uykusu sayfaları der. Çünkü insanlar ne yapacaklarını bilemiyorlar. Ee, sizin daha önceki videolarınızı da izledim ee, Beslenmeye eğer saygı duyarsak Bebeğin beslenmesine saygı duyarsak Çoğu şeye e, saygı duyabileceğimizi söylemiştiniz Katılıyorum ee, Acaba diyorum sadece e, Bunların en başında uyku mu var? <gülüyor> <gülüyor> Çünkü e, şöyle bir şey e, Bebek doğuyor e, Uyuyor e ee, annesine emiyor ya da mamayla besleniyor. Uyuyor, uyumuyor. Neden uyumuyor? Ee, i̇lk aylarda yapılacak hiçbir şey yok. Ee, anne çaresiz, baba çaresiz. Ee, yaşamları nasıl sürdürebileceklerini tam olarak bilemiyorlar. Ee, çünkü en azından kendileri de bir nefes almaları gerekli. Ee, anne, lohusalık zor bir dönem. Ee, kendi içerisinde ayrı bir dönem. Yani depresif semptomlarını da doğal olarak içeren bir dönem. E, açıkçası dolayısıyla e, bütün e, uyumayan bebekle hayatları şekillenirken ne yapacaklarını tam olarak bilemiyorlar nasıl yemek yiyeceklerini nasıl kahve içebileceklerini kendilerine nasıl vakit ayırabileceklerini ve o noktada bir çatışma başlıyor e, yani çatışma şurada başlamıyor genellikle hani e, emme ve beslenme döngüsünde eee ya da hani mama e, döngüsünde, e, hadi bakalım bebeğe mama vermeyelim ya da e, meme vermeyelim demekten öte e, uyutma çabasıyla başlıyor. Yani şimdi uyuması lazım çünkü ne yapacağımızı tam olarak bilemiyoruz gibi. Ve bence ondan sonra beslenme geliyor. Benim fikrim hmm. bu şekilde e, ve e, bence ebeveynlerin de hayatla ilk çatışmaları uykuyla. Ee, yani bebek bir şekilde besleniyor çünkü herkes önem veriyor, hayatta kalması lazım ama uyumaması da normal diyorlar. Ama bir şekilde farklı yöntemler arıyoruz. Yani yöntemle işi çözmeye çalışıyoruz. Ama gerçekten yöntemler işe yarıyor mu? Ya da biz bir yöntem uyguladığımız zaman e, fayda sağlayabiliyor muyuz? Niçin fayda sağlamış oluyoruz? E, ona biraz odaklanmak istiyorum bu sohbette. <laughs> Şimdi şöyle bir kere e, kültürel farklılıklardan başlamak istiyorum çünkü bizim şimdi kültürümüzde doğal olarak kabul ettiğimiz bir takım şeyler aslında bebeğin doğasında mı? Yani e, biz şimdi beklentimiz nedir? E, kapitalist düzende beklentimiz şudur: Yetişkin bir insanın belirtilen bir saat diliminde uyuması, belirtilen saatte yemek yemesini ve belirtilen saatte tuvalete gitmesini arzu ederiz. Hatta öyle ki çoğu yetişkin insan kendi içsel döngüsünü bedeninden kopmuş bir şekilde saatlerde çalışarak saatlerce tuvaletini tutarak işte gece boyu uyumadan işte mesaiye kalarak kimi zaman. and bir şekilde döndürmeye çalışır. Peki biz yetişkinlik hayatımızda bu yaşadığımız şey aslında hani bir saat diliminde sadece yemek yiyor olabilmemiz ya da belli saatler içerisinde uyuyabiliyor olmamız ne anlam ifade ediyor? Aslında bizim topyekün toplumca ve dünya çapında istismara uğrayan bir <laughs> düzen içinde olduğumuzu ifade ediyor. Yani öyle ki birey istediği zaman yemek yiyemez, birey istediği zaman uyuyamaz. Birey istediği zaman e, istediği şekilde e, yemek yiyemez ya da tuvalete gidemez e, şeklinde. Çünkü o sırada anlaşması olduğu bir şey vardır ve bu dürtü kontrolüdür. Yani bu dürtü kontrolü önemlidir. Çünkü okulda da çocukların işte belli saatlerde tuvaletlerini tutması gerekir. Sadece belli saatlerde uyumaları gerekir. E, bu gerçekten doğru mu? Bebeklik döneminde e, özellikle bebeklere bunu yaşatmak doğru mu? Yani e, gerçekten Gerçekten bir bebek gece boyunca uyumalı mı? Yani bir bebeğin ihtiyacı bu mu? 8 saat boyunca ya da üzeri derecede gece boyunca uyumak mı? Benim tabii bir taraftan bunu destekleyen şeyler sunuyor. Yani diyor ki evet uyku önemlidir. Fakat uyku önemlidir ya da beslenme önemlidir demek. Aslında sadece şuna yol açıyor. Ebeveyn uyku önemli olduğu için ...beslenmede önemli olduğu için bu konuları takıntı yapıyor... ...halihazırda hafif böyle kaygılı ya da obsesif bir tandansı varsa... ...ve bunlar üzerinden çözüm aramaya çalışıyor... ...ve sanıyor ki uyu komutu ya da yemek ye komutu gerçekten işe yarayacak... Halbuki bunlar işe yaramıyor. İşe yaramadığı gibi bir de aynı zamanda ters tepiyor. Ters tepmesiyle de beraber bir sürü problemi ortaya çıkarabiliyor. Çünkü şimdi uyku eğitimcilerinin sayfasında şunu görürsünüz. Yani Nihan Hanım siz koltukta uyuturken belirli bir saat diliminde artık uyanmanız gerekir. Çünkü eğer uyanmanız uyandırmazsam ben sizi e, işte gece boyunca uyku yapmazsınız. Şimdi ben sizi gidiyorum uykunuzun en derin olan kısmında kendime göre gidiyorum dürtüyorum ve uyandırıyorum. Çünkü ben öyle karar verdim. Yani sizin beden olarak sizin o yorgunluğunuzun daha uykuya devam etmemeniz gerektiğini düşünüyorum. Yahut da şöyle bir şey var. Siz karar verdiniz, bir ihtiyacınız var geceliğin. Diyelim ki yetişkin olarak acıktınız. Yahut da işte susadınız. Yahut da bir ilişki kurmak istiyorsunuz benimle. Ben de diyorum ki kusura bakma gece olması saatiyle şu an itibariyle uyunur. Dolayısıyla sen şu an gece olması itibariyle benimle iletişime geçemezsin. Yahut da diyorum ki gerçekten uyumak istiyorsanız ben sizi koşullandıracağım. Dört tane müzik değiştirirseniz, yahut da ben sizi şöyle koşullandıracağım. Yatağınıza bir şey koyacağım ve da bir sesle eşleştireceğim bunu. Siz o noktada o zili ya da o müziği duyduğunuz zaman e, direkt uykuya geçebileceksiniz. Yani böyle şeyler. Şimdi bunlar tabii ki sonuç odaklı baktığımız zaman e, sonuç alınabilir şeyler. Yani sonuçta davranışçı ekol işe yaramasaydı biz hala şu noktada e, bunu konuşuyor olmazdık. Ama davranışçı ekol gerçekten neyi hedefliyor? Yani ben e, konuşmamda sırayı farklı şey yapmıştım ama benim e, çok, sevdiğim bir, e, sözü var e, çok sevdiğim bir sözü var Skinner'ın. Uzaklaştım pardon. Çok sevdiğim bir sözü var Skinner'ın. E, karşı çıktığım için... E, seviyorum. Yani bence çok güzel bir şekilde ifade ediyor. Diyor ki bana ee, bir sürü işte çocuk verin. Tam İngilizcesi var şimdi önümden çevirmeye çalışacağım ama ben o çocuklardan anlatmak istiyorum. Yani tam okuyamayacağım. E, ben o çocuklardan doktor da yaratabilirim. Avukat da yaratabilirim. E, ben o çocuklardan e, suçlu da yaratabilirim diyor. Şimdi e, bu davranışçı ekolü aldığınız zaman e, siz bu davranışçı ekolü artık tuvalete e, beslenmeye ee, ya da e, uykuya rahatlıkla uygulayabilirsiniz yani Skinner'ın bu öğretisine. Fakat şöyle bir tehlike var. Aslında benim farkına varmamızı istediğim ve arzu ettiğim şey şu. Ee, burada hepimiz deriz ki ailelere de bunu söylüyorum. Aa suçlu yaratılır mı? Hani suçlu yaratılmaz. Yani neden bir çocuktan bir suçlu yaratan Herkes bu konuda hemfikir. Ama hani doktor ve mühendis ve avukat neden olmasın? Hmm. Fakat burada Skinner'ın dikkat etmeye çalıştığı, söylemeye çalıştığı şey şu aslında. Tarihe bakarsanız ilk başta Darwin var değil mi? Darwin ne diyor? Genler önemlidir diyor. Sonra e, kuzeni Galton geliyor diyor ki epigenetik faktörler diyor önemlidir. E, bunu Hitler farklı bir şekilde yorumluyor ve e, ben e, neslimi epigenetik faktörleri e, ...değerlendirerek e, belirli e, işte sarışın olsun, mavi gözlü olsun bu şekilde oluşturmak istiyorum diyor. Sonra aslında biz zannediyoruz ki bu gen ve çevre tartışması hani gen mi önemlidir bebeklikte, çevre mi önemlidir? E, diyoruz ki A, çok kötü bir yaklaşım bakın işte bu e, gen önemlidir dediğimiz zaman bunun tarihe yansıması e, Hitler'de... ...son e, buluyor. Hı hı. E, tam tersi çıktığı zaman Skinner... ...hayır bakın işte bu dönem geçti... E, ...artık çevresel faktörlere... ...biz önem vermeye... E, ...başlayalım dediğimiz zamanda... ...asıl e, kıyamet... ...bence orada kopuyor. Yani şurada kopuyor. E, tam bir distopya. Ben Nihan Kaya'nın özelliklerine göz ardı ederek yani Nihan Kaya'nın genetik epigenetik özelliklerini ve mizaç özelliklerine içinde bulunduğu bütün her şeyi, çevreyi arzularını, becerilerini e, bütün bunları hiçe sayarak e, Nihan Kaya'dan ben bir e, mühendis yaratabilirim. Yani ve bence tehlikeli olan şey de bu. Ben karar veriyorum. Nihan Kaya'nın e, mühendis olup olmamasına, Nihan Kaya'nın ne zaman uyuması gerektiğine, Nihan Kaya'nın ne zaman nasıl yemek yemesi gerektiğine, nasıl beslenmesi gerektiğine ben karar verebilirim. Çünkü ben bu saatler içerisinde uyuyorum ve benim aslında toplumda ya da kendi alem içerisinde buna ihtiyacım var. Benim aslında bir doktora ihtiyacım var. Benim aslında bir avukata ihtiyacım var. Benim iyi uyuyan bir bebeğe ihtiyacım var. Aksi halde ben akıl, beden ve ruh sağlığımı yerinde tutamıyorum. Şimdi burada benim dikkat etmek ve altını çizmek istediğim şey şu takdir edersiniz ki bir bebek bakılmak zorundadır ve her türlü bir ebeveynine ihtiyacı vardır. Anne baba yardımcı olabilir, bir bakıcı olabilir, anneanne olabilir, babaanne. Yani çaresizdir bebek. Yani öyle bıraktığınızda hayatını kaybedebilir. Çok edilgendir. Dolayısıyla ben de diyorum ki şimdi ben kendi ruh sağlığım da tabii ki önemli bakım veren olarak çok önemli. Çünkü bu bağlanma denilen şeyin en temelinde akıl beden ruh sağlığı yerinde olan bakım verenin bebekle olan iletişimi söz konusudur. Peki biz bunu yaparken hem akıl beden ruh sağlığımızı koruyup hem de aynı zamanda bebeğin ee, ...akıl beden ruh sağlığına zarar vermeden nasıl hareket edebiliriz? Yani bizim aslında şu anda yaşam şekillerimiz yine aynı şeye giriyor. Ee, biz istismara uğradığımız için yani yaşam şekillerimizde... ...modern mağaralar içinde şu anda küçük e, çocuklar yetişiyor. Ee, uyaran yeterince alamıyorlar. Ee, anneler evden çıkamıyor. İşte e, birinin para kazanması lazım bu düzende. İşte baba e, bir noktada e, daha çok para kazandığı için... ...o da e, tartışılması gereken bir konu toplumda Kadın erkek eşitliği olmadığı için e, işe gidiyor. Şu anki durumdan bahsediyorum. E, şimdi devletler zaten e, tepeden başlıyor bu bizim istismar dediğimiz şey. E, bizim çocukluklarımızda var. E, sonra biz bunu gidip e, bebeğin e, ister istemez ve farkına katiyen varmadan ve çok fevkalade iyi niyetle temel ihtiyaçlarına yönelik e, yapabiliyoruz. Bir kere bunu yapabildiğimizin farkına varmamız lazım. Çünkü biz bunu yapabildiğimizin farkına varmazsak biz bu istismarı, yani e, bebeğin beslenmesine, uykusuna, e, temel ihtiyaçlarına yönelik, kendi özgünlüğünde hareket edebilmesine, izin vermediğimizi yeterince farkına varmazsak kendi karakteristiğinde. O zaman e, temelde istediğimiz hedefi o noktada elde edebilsek bile, ...daha uzun vadede... ...daha zararlı bir sonuca doğru gidebiliyoruz. Bu da nedir? Şudur... ...aslında... E, ...şu anda yetişkin bağlanma envanterini... E, ...diyelim ki... E, ...yetişkin danışanlarımla... ...annelerle ve babalarla uygulamaya kalktığımda... E, ...ortaya çıkan... E, ...şu yanıtlardır... ...ben yemek istemezdim... ...zorla yedirildiğim için anoreksiya ya da bulimiya oldum... İşte ben... E, Uyumak istemezdim. E, Belirli saatlerde annemi ya da babamı arardım ama kapının önünde beklerdim çünkü aslında ben onlara ulaşamayacağımı bilirdim. Ya da e, nasıl bir şey isteyeceğimi bilmezdim. İşte babam çok çalışırdı, saatlerde çalışırdı ve ben ona asla ulaşamazdım. Ya da e, annemden bir şey yani isteyebileceğim benim aklımın ucuna dahi gelmezdi. Ee, ...cümleleri aslında çok değerlidir. Ve nitekim aslında o karşımdaki anneye ben değer verdiğim için bu konunun üzerine eğiliyorum. Yani o karşımdaki anne dünün çocuğu olarak e, şu anda e, annelerin ve babaların bebekleridir. Yani dolayısıyla ben buradaki ne kadar... E, ...ne kadar... E, e, Nasıl diyeyim? Hani e, insan odaklı. Yani bebek de değil, anne de değil, baba da değil. insan odaklı. Yani insan odaklı olmanın e, öneminin altını çizmek gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bu nasıl başladı bu hikaye, benim bu konudaki hassasiyeti? E, zaten e, senelerdir yani hiç bu fikrim değişmedi. Yani her zaman e, sunacağım yani bir takım şeyleri de e, her zaman e, bebeği 0-3 yaş döneminde bu eğitimleri aldığımdan beri ebeveynine ulaşılabilir durumda olması ve 0-3 yaş döneminde ebeveynlerin bebeğinin ihtiyaçlarına yanıt verebilir durumda olması. Ebeveyni tekrar açayım. Anne baba yardımcı bakıcı yani şefkatle hayatından insanın bebeğin hayatından çıkmayacak olan kişi günümüz koşullarında Şimdi bu nasıl güzel olurdu? Bu şöyle güzel olurdu. Eğer devletler dünya çapında 0-3 yaş dönümü biz insan sağlığına nasıl şu anda e, işte güneşi balçıkla sıvayamazsınız. Mama muhteşem bir çözümdür. Ama anne sütünün önemini e, bütün işte sağlık e, şeyleri e, artık e, UNICEF e, dünya çapında tüm sağlık örg örgütleri 0-3 yaş dönümünde önemlidir diyorsa. Yani bu noktada bebek için önemlidir diyorsa. Bu, bu da e, aslında baktığımız zaman e, dikkat edilmesi gereken bir konu. Yani e, bu kadar e, bebeğin ihtiyaçlarına karşılık verebilecek birinin gece ve gündüz gözetmeksizin bebeğin hayatında olabilmesi. Bizim onu sağlamamız gereken bir durum yani bu bizim sorumluluğumuz ve bebeğin ona kendini teslim edebilecek mi insan ve bu kişi öyle bir insan olmalı ki zaten hala hazırda annenin ve babanın en değerli olabilecek maddi eşyasını en değerli olabilecek e, sağlığını teslim edebileceği önce anne baba kendisinin teslim edebileceği bir düzende olmalı. E, Bebeğini de teslim edebilmesiyle olur. Çünkü zaten anne babanın güvenemeyeceği bir kişiye bebek teslim edildiği zaman oradan da bir ruhsal gerilim yaşar. Yani düşünün ki ben sizi sevmiyorsam bu kadar dibinizde olmak beni rahatsız eder. Yani çünkü derim ki ben sizinle aslında çok iletişime geçmek istemiyorum. Yani aynı hayata bakışımız çok çok zıt ve farklı olursa ya da e, sizi tanımazsam birdenbire hani böyle bir oturursam çok yakında olsak konuşmak istemeyebilirim, iletişime geçmek istemeyebilirim. Şimdi tüm bu konular aslında bu uyku konusundan ayrı bir şey katı değil. Hı hı. Çünkü o bebek bizim bıraktığımız kişiyi de uyuyor. Sabahleyin ben işe gitmek zorundayım, erken kalkacağım. Bebeğimin uyuması lazım. Kafamı nasıl işte toparlayacağım? Bir taraftan benim eski yaşanmıştım var. Kendi annemle babamla ilişkim var. Yani annenin babanın kafasından da sürekli bunlar geçiyor. Yani bütün bu konular karmaşık gibi görünse de aslında bir bütün. Çünkü devletlerin yapması gereken şey şu. 0-3 yaş döneminde anne ve baba işini kaybetmeyecek. Bunlar anne ve baba para alacaklar ve bebeklerine bakabilecekler. Yani bu yapılabilecek olan bir şey aslında. işlerini de kaybetmeyecekler. Bir kere bu sorun hani insanların insanların hayatından bir kaldırılmalı ve diyecekler ki e, şimdi e, istediğiniz gibi hani bebeğinize ilgilenebilirsiniz. istediğiniz gibi kendinize vakit ayırabilirsiniz. istediğiniz gibi üretmek istediğiniz şeyi de isterseniz üretebilirsiniz hani bu süreçte. Yani bir kere insanlar özgür değil ve biz bu sıkışmışlık içerisinde yani bu bu alansızlık bu sıkışmışlık içerisinde e, bebeklerin kaybettiği uykularını işte beslenme düzenlerini, ruh sağlıklarına yönelik çözüm bulmaya çalışıyoruz. Yani e, aslında bu böyle temelde e, gerçekten bebek sağlığı, insan sağlığını bu kadar çok değer veriyorsak. E, Böyle oluşturulması gereken bir düzen olduğunu düşünüyorum. Ha tabii bu ütopya diyelim şu an. Yani diyelim ki biz bunu yapamayacağız. Ben inanıyorum ki devlet şimdi başladı çünkü bunun şeyleri. Her 40 yılda bir ebeveynlik ekolleri değişiyor. Yani daha softa doğru şimdi gidiyor. Ki biz şu an bunu konuşabiliyoruz. Ee, yani e, bizim hepimizin bebeklik dönemi... ...anne babanın da bebeklik dönemi çocukluk dönemi kazanıyor. Bunu böyle değerlendirelim. Yani e, şöyle yanlış anlaşılmalar oluyor... Siz anneleri ya da babaları kalıba sokmaya çalışıyorsunuz Hayır ben sizi kalıba sokmak istemiyorum Derdim zaten o Yani benim sizin kalıba girmemeniz benim derdim Yani benim derdim sizin saat 1'de illa yemek yememeniz Yani sizin illa işte atıyorum Gecenin 3'ünde kalkmak istediğiniz bir şey üretmek istediğiniz zaman Canınız kitap okumak istediği zaman da Kalkıp kitap okuyabilmeniz yani anlatabildim Hı -hı. mi? Dolayısıyla, hem çocuk için hem yetişkin için söylüyoruz bunları. E neyiz biz? Hı -hı. Dünün çocuğu. Yani değil mi biz insanız yani biz e, kendi doğamızdan naturamızdan öyle bir koparılmış bir durumdayız ki ve bunlar yani memeden ayrılmalar, uyku problemleri, e, beslenme problemleri o kadar e, yanlış bir düzen içerisinde olduğumuz için sanal problemler ki. Ço bunlar sanal problemler bir kere. Nüferdevecgi'nin öyle bir sözü vardı. Çocuğun hiçbir zaman uyku problemi yoktur. Çocuk her zaman uyuması gerektiğinde uyur. Evet. gibi bir şey söylemişti. Ne kadar güzel özetliyor aslında bütün meseleyi. Kesinlikle. Meselayı. Yani evet. biz bünye olarak yani bu tabii konu üzerinde çok e, konuşulabilir ve zannediyoruz ki biz e, çok sağlıksız. Yani şu bir katastrofik bir sonuç ben sizinle o konuyu da konuşmak istiyorum tabii ki işte bebeklerin illa 0-3 yaş döneminde işte sağlıkları için psikolojik sağlıkları için efendime söyleyeyim ruhsal sağlıkları için çok böyle ayrı uyumaları lazım. Yani anneden babadan böyle uzak noktada ayrı uyumaları lazım. Şimdi bunun farklı ekollerden etkilenerek tabii ki. Şimdi davranışçı ekor da böyle şey yapar çünkü sizinle ben iletişim kesersem ve evde siz varsanız geceliğin ve ben uyumak istiyorsam iletişimde kesildiği için sizinle uyanmamak için bir sebebim en azından yani uyanmam yani uyanmak için bir sebebim eksilmiş olur. Öyle değil mi? Yani Asu için kalk, kendi içimi kendim idare etmek istiyorum ama ya canım da sıkıldı. Acaba şu Nihan'ı bir uyandırsam da bir dert desem mi? Şey olur yani. Hani e, ama hı hı. şimdi ulaşılamaz olursunuz benim için yani ve ben derdimi size açıklayan ve rahatlayamaz ve ifade edemez olurum yani. Şimdi bunu e, bunu bir bebek 0-3 yaş döneminde, hele ki 0-1 yaş döneminde konuşamıyorken, kendisini ifade edemiyorken ve tek yolu ağlamakken, neden yanıt vermemekle e, eğitmeye çalışıyorum? Yani asıl sorun bence yani benim ortaya koymak istediğim sorun bu. Yani ben neden davranışçı ekolün yanıt vermemesiyle ya da iki yaş döneminde anne baba olarak ona verdiğim etiketle ya da işte ona verdiğim e, gülen yüz ya da işte e, ağlama işte etiketiyle beraber onu koşullandırmaya çalışıyorum. Ben bunu çocuğuma neden yapıyorum? Yani benim aslında sormak istediğim şey bu. Şimdi bu noktada e, herkesi memnun edecek olan çözüm var mı? Yani anne ve baba işte sabahleyin e, zaten sabahleyin istismarı uğruyor işte kasiyer. Yani şimdi mesela geçenlerde e, iş arkadaşım Damla ile beraber bir kafede yemek yiyoruz. Yeme, e, yemek yerken kafede karşımda bir anne var yani görüyorum e, ve güvenlik görevlisi. Ee, bir kadın var. Şimdi o kadın e, aşağı yukarı güvenlik görevlisi kadın e, beş saat boyunca e, sandalyede koyulmamıştı, ayakta kaldı ve o kafedeki ve o alışveriş merkezindeki herkes bence o kadını istismar ediyor. Yani baktığınız zaman çünkü işini oturarak da yapabilir. Yani eğer onun görevi alışveriş merkezini korumaksa, yani ee, bunu oturarak da yapabilir. Ama o alışveriş merkezi öyle bir konforu e, o kadına sağlamamıştı. Şimdi o kadının saatlerce ayakta e, durduğunu varsayarsak, akşam da uyuması gerekir, değil mi? E, bebek de, e, ben de diyorum ki, kontrollü ağlatma yöntemini ben bebek gelişimi açısından sakıncalı buluyorum diyorum. Hı hı. Peki geriye ne kalıyor? Geriye şu kalıyor. Aslında asıl sorun olan ebeveynlerin yalnızlığı kalıyor. Çünkü ebeveynler de sosyal hayattan tamamıyla izole olmuş ve desteksiz. Yani ne diyoruz? Bir çocuğu yetiştirmek için bir köy gerekir diyoruz. Köy zaten yok şehir hayatında ve destekleşme yok. Bir yardım alabileceği o insanın kimse yok. Ve çaresiz, çaresiz kontrolü ağlatma yöntemine yöneliyor konuştuğum bir anne dedi ki e, Oya Hanım, biz de bebeğimize göbek katarak bu eğitime vermiyoruz katılıyorum ve diyor ki e, ben bebeğimin kafasındaki teri koklamamaya çalışıyorum diyor neden diyorum bana e, işte diyor ki bu noktada e, meslektaşlarımla konuşmak istiyorum e, o uzman psikolog öyle dedi diyor ve inanın o kadar komik bir durum ki bu istismara uğrayan e, anneler bence bizim kendi e, kendi e, meslektaşlarım tarafından da bunu söyleyeceğim. Yani kimse kusura bakmasın. E, şöyle bir şey var. İfade edemiyor ki ben bunu uygulamadım. Biz bağlanma temelli ebeveynlik literatürü üzerine çalışan insanlar... ...neden şu an okunuyoruz? Bunları diğer e, kutup bilmiyor. Yani davranışçı ekolü uygulayan kutup bilmiyor. Bana her gelen... Bir günde gelen iki danışanım uyku eğitimi vermiş anne ve bu uyku eğitimi vermiş anneler peki feedback verdiniz mi diyorum geri bildirim verdiniz mi? Hani bu bu davranışçı ekolü uygularken yani bu siz rahatsız oldunuz dinliyorum rahatsız oldunuz anlıyorum e ne dediniz e işte ben zaten onun söylediklerini yap, yapmadım da kendime doğru uyarladım kendime göre uyarladım e, ama olmadı ya da işte e, bu sefer e, diyebilir ki e, o uzman psikolog arkadaşım kendime göre uyarladım demek ki uygulamamış. Evet ama uygulamadığını neden size söylemiyor derim. Çok güzel. Yani neden orada siz anneyi edilgen yere koyuyorsunuz? Neden neden sizi sorgulayamıyor? Bana o kadar hoşuma gitti ki geçenlerde bir danışanım dedi ki bana o ya hanım o da ayrı bir konu ve o şeyimde e, haklı olduğumu düşünüyorum bir noktada ama bir eleştirisini kabul ediyorum. Ben günde e, şu kadar seansı açtığınız için e, son seanslarınızda çok verimli olamadığını düşünüyorum dedi. Haklısınız dedim bir içime baktım hemen dedim. Ee, bu seansı şey yapıyoruz iptal ediyorum ve ben bu kadar çalışacağım dedim yani daha fazla danışan almayacağım bir gün içerisinde dedim şimdi bu geri bildirimi bizim kendi içimizde biz çuvaldızı uzmanlar olarak da kendimize bir batırmamız lazım biz ne diyoruz ben hep şunu söylüyorum bakın ben size bir şey söyleyeceğim ama bu söylediğim şey benim bir otorite figürü değil siz iç sesinize uygun olmayan bir şeyi anne olarak uygulamak istemediğiniz bir şeyi katiyen uygulamayınız ve bana bunu noktada itiraz edip bana lütfen geri bildirim veriniz. Ve insanlar aldığı danışmanlıklarda da son derece pasif ve edilgen insanlar itiraz etmiyorlar. <laughs> yani ben şimdi size desem bu videomuzun altına insanlar yorum yapsın desinler ki yani yorum yapsın samimiyetle. Ben çocuğuma herhangi bir şekilde davranışçı ekolü uyguladım. Ve ben ee, bunu uygularken şu sıkıntıları yaşadım Ve ben yanıt veremedim Yani karşı tarafa itirazımı belli edemedim Ya da beni algılamadı Ya da benim tutarlı davranmamı ve böyle gitmem gerektiğini söyledi ee, O kadar çok yorum olur ki O kadar çok Çok olur evet ve bu çocuklukta öğrendiğimiz bir davranış. Yani anne baba ile kurduğumuz o otorite, otoriteye tabi olma ilişkisini... ...şimdi de öğretmenle, terapistle, Tabii. tırnak içinde uzman dediğimiz insanla yaşıyoruz. Halbuki terapinin amacı tam tersi olmalı. Evet. Yani oradaki bireye, anneye, babaya ve çocuğa özelliğini... ...kontrolün kendisinde olduğunu hissettirmeli. Ama maalesef e, tam tersi oluyor. Yayına başlamadan önce ne kadar güzel bir örnek vermiştiniz. Diyelim ki işte ben sizinle bir ilişki içerisinde. Ama ben ağlıyorum, sizden bir şey istiyorum ama siz sırtınızı dönüyorsunuz. Yahut bu perdenin arkasında evet, duruyorsunuz. Ne şimdi, kadar acı. Şimdi, şimdi sosyal medyanın şöyle tetikleyici bir yönü var. Ee, şimdi bir kitabı elinize alırsınız. Bu kitabı elinize aldığınızda kaldıramayacağınız noktada e, bunu biraz bırakıp sindire sindire okursunuz. Şimdi sosyal medyada e, biz bazı şeyleri paylaştığımız zaman direkt... Ee, bazen insanlar tetiklenme yaşayabiliyorlar. Hoş biz bunları önleyici olmak adına paylaşıyoruz ama e, tetiklenme yaşayabiliyorlar ve o tetiklenmeyle tam olarak ne yapacaklarını bilemiyorlar. Şimdi e, şimdi o tetiklenme aslında ben bir şey ben e, ben Niha'nın e, Niha'nın e, uyumamasına öfkeleniyorum ve bence Niha'nın uyuma ihtiyacı var. Bunu ben kendime bana çevirdiğimde ben uyuyamadığım için öfkeliyim. Bence benim uyumaya ihtiyacım var. Ya benim bebeğim uyumasın. İki dakikada lütfen babası başka bir ebeveyn geceliğin alacağım bir yardım birisi de destek olsun bana. Bu bu kadar mı zor? Hadi diyelim ki bu yok. Bunun yapamıyorsak biz toplumsal anlamda yani bir bebeği geceliğin sık iletişime geçme çabasını biz e, patolojik olarak nitelendireceksek toplumsal anlamda e, o zaman işte bunun açısı bebeklerden çıkıyor ve bu da e, yetişkin terapisine çıkıyor evet çok güzel yani dolayısıyla ben şimdi e, şöyle bir şey oluyor işte kontrollü ağlatmaya karşı olduğunuzu söyleyerek anne istismarı yapıyorsunuz ya ben seni koruyorum çünkü bana gelen anne o istismar aramış anne ben onun yaşantısını biliyorum Gerçekten bu doğru. Bebekler, bebekken ten teması hiçbir şekilde annesiyle babasıyla gece boyunca kurmamış, evdeki hiç kimseyle gece boyunca ten teması kurmamış ve geceliğin uyuduğu sanılan ama yaşam boyu uyku bozukluğu olan insanlar var. Ee, şimdi burada. ...bizim gerçekten oturup düşünmemiz gerekli. Biz gerçekten bir şeyleri bilimsel anlamda tedavi etmeye mi çalışıyoruz? Yoksa farklı bir şey mi yapmaya çalışıyoruz? Yani bir insanın bebeklik döneminde gece boyunca uyuduğunu sanıyor olmamız... ...gerçekten hayatı boyunca uyku bozukluğu olmayacağı anlamına mı gelir? Öyle olmuyor. Yani öyle olmuyor. Hatta e, şimdi söyleyeceğim şey... Ben hiçbir zaman şunu yaşamadım. Eğer anne birlikte uyuma söz konusuydu da diyelim ki anne ve baba birlikte uyuma söz konusuysa bebekle. Aa, nefis şimdi tepkiler alacağım biliyorum yani bu konuyla alakalı. ki diyelim ki bu söz konusuysa e, bebekle beraber uyuması. Ben anne ve babanın kendi e, cinsel hayatları, kendi e, yaşam mutlulukları iyi olup da bebeğinin ten temasına ihtiyacını ee, bir taraftan gidererek uyumayı uyumasına saygı duymak. Yani anne memnun, baba memnun, bebek memnun, beraber uyuma diyelim ki. Ama anne babanın kendi ilişkisi de gayet uygun. Yani baktığınız zaman cinsel hayatları iyi, kendileri çift olmaktan da gayet mutlular. Bebeklerini de o şekilde yapmışlar. Hiçbir sorun olmaz. Ama şu sorun olur. Anne ve baba ee, eğer Bebek özertleşmek istediğinde halen bebeği yataklarında tutmaya çalışıyorsa o patolojidir Dolayısıyla ben de diyorum ki bir bebeğin kendi vaktinde doğru sinyalleri okunamazsa Vaktinden önce ileri atılması, vaktinden sonra ileri atılması kendi hızının dışında patolojiyi doğurabilir Diyelim ki insan yaşamında Değil mi? Yani bunu nasıl anlarız? şöyle anlarsınız bebek kendisi neye ihtiyacı olduğunu söyler neye ihtiyacı olduğunu söyler sese duyarlı bebekse anne babanın hareketinden uyanabilir ya da sesinden uyanabilir. Aynı odada 0-6 yaş dönemin 0-6 e, ay döneminde aynı odada daha uzak bir noktaya bebeğin konulması bebek açısından daha iyi olabilir. Bebek ten temasına muhtaç bir bebekse annenin göğsünde anne ve bebek beraber uyuyabilir yani güvenlik koşulları alındığı takdirde bu güvenlik koşullarını da şimdi açacağım zaten ne demek istiyorum yani nedir güvenlik koşulu dediğimiz? Aslında bizim istismara uğrayan bireyler olarak bedensel sağlığımızı ve ruhsal sağlığımızı sağ, e, kaybettiğimiz koşulları. Yani budur yani aslında. Onu da açıklayacağım. Şimdi mesela 120 tane ülkede ben bunu söylemek istiyorum. Hoca meydan diye söyleyeyim yani. Bizim işte üniversitede okuduğumuz kitap Developmental Psychology kitabımız. Değil mi? Hı hı. Yani biz de aynı kitapları okuduk. Şimdi bu Developmental Psychology kitabında, gelişim e, psikolojisi kitabında ne diyor? 120 tane yani ülke arasında 64 e, anne e, bebeklerinin bebekleriyle e, aynı e, yatakta uyuduğunu belirtti diyor. <laughs> Şimdi 120 ülkede yüzde 64 anne bütün şeyde seneyi e, söyleyelim. E, bütün ülkeleri aslında şey yapmışlar. 90 e, 6 yılında yapılmış olan bir çalışma bu e, ve burada çok enteresan e, mesela Amerika'nın belirli yerlerinde de beraber uyuma oranları daha yüksek fark ediyorlar ki e, ayrı yatak ve ayrı e, alanda uyuma e, daha çok e, beyaz yaka orta sınıf şimdi burada ve eğitimli şimdi bu da çok önemli eğitimli beyaz yaka orta sınıf şimdi ben şunu sorgulamak istiyorum bu noktada. Ee, eğer bu beyaz yaka orta sınıf eğitimli orta sınıf e, esnek çalışma saatleri özgürlüğüne sahip olsaydı diyelim ki velev ki. <laughs> o zaman benim danışanlarım olan e, anneler babalar sabahın köründe yedide çocuklarını uyandırıp anneannelerine babaannelerine bırakmak bay bay demek için uyandırmak. Ya da efendime söyleyeyim bir kreşe bırakmak zorunda kalırlar mıydı? Çok güzel bir soru. Evet. Şimdi ben bebeğin kendi uyku rutinini bozmuş olmuyor muyum uyandırıp? Ve sonra da bir uyandırma yapabilecekken bunu sonra da uyku bozukluğu üzerine düşünüyorum. Şimdi bakın mesela bunu sorgulamamız lazım. Bizim bütün psikologların bunu sorgulaması lazım. Neden? Bu çoğunluk Dünyadaki bu çoğunluk yani 120 ülkedeki %64 annenin bebekleriyle beraber uyuması gerçeği söz konusu. Ben bunu sorgulamak istiyorum ve ben bunu gerçekten tartışmak istiyorum. Ee, ve ikna olacaksam da ikna edilebilmek de istiyorum. Yani bu konuda kafam da netleşsin istiyorum. Mesela e, baktığımız zaman başka neler e, söyleniyor? E, mesela bu benim kitabım değil mi? Psikoloji kitabı. Bir başka şey, işte psikoloji literatürü, antropoloji literatürü çok farklı şeylerdir. Çünkü psikoloji bilimi antropolojiden daha üstündür. Ya bir bilim diğer bilimden daha üstün olabilir mi? Mesela James McKenna diyor ki 96 yılında söylediği bir şey antropolo antropolog ve benim psikoloji kitabımda yer alıyor. Demek ki bu kitabın yazarları olan psikologlar James McKenna'yı da bir otorite olarak alıyor Demek ki yani bir fikir bilimsel otorite olarak alıyor demek istiyorum Yani Ferber kadar bilimsel otorite olarak alabiliyor Şimdi ve fikrini yazmış Demiş ki eğer beraber uyuduğunda Anne ve bebek bu cross cultural yani tüm bu çalışmalar yapıldığında Kültürler arası hiçbir biyolojik, psikolojik ve fizyolojik olarak bir zarar görülmemiştir görülmemiştir, tamam mı? Ve ben e, bunu da sorgulamak istiyorum. Mesela e, 1972 yılında e, Super Vesa Harkness demiş ki 72 yılında e, biz bebekleri e, zorlayabiliriz aslında e, uyku konusunda dikkat etmemiz lazım demiş. Zorluyor olabiliriz demiş yani bunu son, sorgulamış 72 yılında ee, Sonra e, şöyle bir şey Hani bu e, gerçekten neyle alakalı bu aynı yatakta uyumayla e, bebek ölümleri Diyor ki e, annenin kötü beslenmesi obeziteden bahsediyor Yani hı hı. E, beraber uyumanın sakıncalı olduğu yerler Sigara içimi e, işte herhangi bir ilaç kullanıyor olması ee, mama e, ile beslenme durumunda çünkü e, orada e, mamanın e, şimdi emme ve beraber uyuma iyi bir ikili ama mama da e, sindirim sisteminde farklı şeyler devreye girdiği için en azından biz deriz ki anne yanı yatak yapalım hani daha e, sakin bir yerde daha farklı bir yerde bizim yanımızda e, dip dibe değil de e, Hı -hı. Bir, hani e, olabilir refre olur bir şey olur hem duyalım yani yakınımızda olsun ihtiyacı olduğunda cevap verelim ama beraber uyumayı çok öyle bir durumda e, önermiyorlar şu an için yapılan araştırmalar gereği ya da e, işte yumuşak bir şeye e, de böyle e, midesinin işte başının yumuşak bir yastıktan e, kaynaklı olarak e, boğulma riski bunları söylemiş beraber e, uyuma ya da e, ani bebek ölümleriyle alakalı. Şimdi zaten baktığımız zaman bunlar e, bizim şimdi bir bebeği ele alırken bunu herkes bilir. İlk dikkat ettiği şey annenin ruh sağlığıdır. Annenin ve babanın ruh sağlığı. Değil mi? Yani çünkü o bebek e, o sperm ve o yumurta ile oluyor. Yani en başında her şeyin başına baktığınız zaman bebeğin oluşumu bu şekilde oluyor. Yani akıl beden ruh sağlığı bizim ne kadar iyi olursa bebeğimiz de kendini... O kadar e, iyi hissedebilir. Yani e, çünkü baktığımız zaman ben e, eğer e, yeme bozukluğum varsa benim ve ben bu konuda bir sağlık sorunum varsa e, çok düşük bir ihtimal ki e, bebeğimin bu konu kafasını sorgulamasın büyüdüğünde. Yani sorgulamak açısından o da bir düşünme bir meşguliyet yani üretimin önünde bir meşguliyetten bahsediyorum yani insan hayatını ortaya koyarken değil mi? Şimdi e, bu konular dışında bu bu e, tehlikeler dışında beraber uyumanın benim bu işte psikoloji kitabımda dev, bu Development of Children denilen işte bu e, kitapta bizim okuduğumuz Koç Üniversitesi'nde okutulan kitapta hiçbir zararı olmadığı bu koşullar altında yapıldığı takdirde zararı olmadığı konusunda bilgiler var. Şimdi peki gelelim gelelim uyumayan bebek bebeğim uyumuyor şimdi şöyle bir şey var bir kere gece boyu uyuma dediğimiz şey bizim aslında e, şu an otoritelerce penestrinin e, bir araştırmasına göre e, aslında 6 ile 8 saat arasındaki uyku gece boyu uyumadır yani bebeğiniz diyelim ki öyle alınıyor 7 buçukta uyudu bebeğiniz işte 8 buçuk 9 buçuk 10 buçuk buçuk 12 buçuk 1 buçuk veya 2 buçuk 3 buçuk kadar olan kısım gece boyu uyuma. Yani gece boyu uyum öyle e, ben yedi buçukta yattı, sabah 7.5'ta kalktı değil çünkü otorite olarak diyor ki bebeğin uyanması sağlıklıdır diyor. O da 6. aydan sonra olarak. Yani 6. aydan sonra gece boyu uyuyan bebek 6 saat blok uyku yapabilen bebek demek. Fakat benim bana danışman olarak danışmanlık olarak gelen aileler diyelim ki 3 aile geliyor değil mi? Uykuyla alakalı. Hmm. Benim bebeğimin sorunu var diyor. Bu 3 ailenin sadece bir tanesinde Klinik değerlendirme belki yapılabilir. Uyku sorunu demiyorum farkındaysanız. Klinik hmm. değerlendirme belki yapılabilir. Peki bu algı nasıl oluşuyor? Ben size dersem ki yeni doğan bebek 19 saat uyur. Buyurun size pazar. Evet. Değil mi? Peki uyumuyor. Anneler bu sefer ne yapıyor? Hop gidiyor. Mamayla uyurmuş duydum. Hemen şuradan işte bir efendim söyleyeyim bir marketten böyle işte alışveriş merkezindeki bir marketten Elimizi kalayım, mama alayım, işte bilmem tüm materyallerimi alayım Ayrı bir yatak sallanan beşik onu bunu alayım, her şeyi alayım 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 iyi uyuması için bir kere maddi bir zarar da çok güzel bir şekilde giriyor. Ben de diyorum ki bir bebeğin yeni doğan bebeğin uyuyabilmesi için tek ihtiyacı olan şey onu seven ebeveynleridir uyumayan bebek olsa dahi ant parantez misal benim bebeğim diyebilirim ki yeni doğdu bir ani sezaryen bebeği Defne iki tane doktora sormuştuk zaten işte ee, ama bu da işlenebilir tabii ki ama çok uzun hikaye benim annemin 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 hep böyle sezaryen hikayesi var. eee ve burada e, Defne doğduğunda e, tabii ki baktığınız zaman e, ani sezeryan ya da bebeğin doğumuna müdahale etmede e, sizin bir videonuz vardı e, Berivan Hanım'la. E, o Ben videoyu çok sevdim ve katılıyorum e, orada işlenenlere. E, bebeğin doğumuna müdahale ettiğinizde bir kere uykusunun bozulma ihtimali artıyor. Hı hı. Bunu nasıl söylersin? İşte zorbalık mı yapıyorsun? zorbalık yapmıyorum bizzat Ani Sezai Hanım'ın <laughs> anneyim yani anlatabildim demek istedim bizzat denediğim çünkü Defne da 10 saat uyuyordu 24 saat içerisinde ve biz çocuk doktorumuza gittiğimizde çok güzel yönlendirildik. E, çocuk doktorumuz dedi ki işte ani sezaryen oldu bu çok doğal. E, ve o o kucaklama ve o rahatlama ben de anne olarak size anlatamam. Yani e, yani o, bunu duymak bile bir annenin yani bebeğinizin uyumaması bakın normal diye sırtınızın sıvazlanması bile o kadar iyi gelen bir şey ki. Evet. O zaman diyorsunuz ki okay, duygusal anlamda regüle olabiliyorum ben. Çok güzel. Ve bebekle uykuya geçebiliyorsunuz. Biz bebek defneleri nasıl uykuya geçtik? Ee, hiç onaylanmayan bir yer belki. Ee, i̇şte yurt dışında sözde şey kampanyaları var. Ayrı yatırın. Doktorum dedi ki o ülkedeki doktorum. Biz dedi anne-bebek dostu hastanesiyiz dedi. Zaten sezaryanda anne-bebek dostu sezaryan oldu. Hı hı. Ee, İlk nasıl rahatlamıştı hatırlıyor musun dedi kucağına geldiği zaman. E, suratını suratına koymuştu. Surat surata yatın. Çok Koyun güzel. koyuna yatın. ilk temasını hatırla. Ve biz e, bu ilk temasla e, uyuduk. Ve beraber uyuduk defneyle ve yeni doğan haliyle ve biz e, bu konuda e, yaptığım bizim e, çöz, çözüm yolu. Ve ben psikolog olarak öyle şeylerden geçtim ki e, işte bağlanma üzerine çalışan arkadaşlarımı aradım. Ya işte burada kampanyalar var işte bebek ve aile yatsın şöyle uyusun böyle uyusun ama ben biliyorum bak kitaplardan da baktım ben bunu yapmak istiyorum. Hı hı. Sonra dedim ki o ya bir şekilde sen iç sesini dinleyeceksin dedim. Ve e, kendi işsel yolculuğunda ayol yani senelerdir danışmanlık verdiğim şeyi e, böyle iki üç gün tereddütle yaptım böyle bir şey olabilir mi? Senelerdir danışmanlık vermişim ben bu konuyla alakalı ihtiyacı olan şeyin biliyorum ki anne ve bebek beraber e, orada uyumlanması beraber uyuması mesela. Yani biliyorum anlatmışım bunun araştırmasını yapmışım ileride bahsedeceğiz yani araştırmasını yaptım mesela bunun e, Paris'te psikiyatri kongresinde sunmuştuk co-sleeping. Bir madde yani bu uygulanan programda bağlanma temelli ebeveynlik. Birlikte uyumak yani. Birlikte, <laughs> birlikte uyumak. Bir madde reaktif bağlanma bozukluğunu çözüyor. Hangi koşullar altında? Önceden annenin kendi terapiste zaten yapılıyor. Buna uygun mu? Yani bakılıyor. SCR90 diye bir envanter var. Annenin obezite sorunu var mı? İşte herhangi bir sıkıntısı var mı? Onun ruhsal durumu nasıl rahatlatabiliriz? Bebek ona nasıl yönelebilir? Bunlar da çözülüyor. Sırf cold sleeping değil. Yani düşünün ki siz alert bir durumdasınız. Panik bir durumdasınız. Böyle kantar içinde kalmışsınız. Panik bir durumdasınız. Ben de e, sizinle ben de öyleyim ama ben sizin beni sakinleştirmenizi bekliyorum. Olur mu? Olmaz. Güzel bir örnek. Yani e, o yüzden ilk başta tabii ki anne ve e, babayı ele alarak yani sırf anne değil anne ve babayı ele alarak daha sonradan e, yapılması gerekenler yapılır zaten. Ve ben de kendi pratiğinde hep böyle çalışıyorum şimdi gelelim şey konusuna e, bu işte e, uyku bozukluğu peki benim doktorum bilmiyor mu konuyu neden 10 saat 24 saat içerisinde 10 saat sadece uyuyan defneye uyku bozukluğu yok dedi çünkü adam kitabı açtı sınırı gösterdi bakın sınırda yani burada bir Sınırda ama bunun altı sıkıntılı dedi mesela yani atıyorum yani şimdi kitap varmış gibi önde sınırda bunun altı sıkıntılı dedi sonra ben aynı envanteri internette gördüm aynı e, çartı e, yoğun problemli işte yazılmış mesela bir uyku eğitimi sayfasında çok yoğun problem olarak koyulmuş. Sonradan ortaya çıktı ki Defne'nin e, benim aynı zamanda hamileliğimde çok hareketli bir hamilelik geçirdim. Ve e, bilinçsiz hareketli e, çok böyle e, neşeliyim, a lay lay falan kendimi yoruyorum çalışıyorum ama nasıl bir e, savunma mekanizmam varsa yani çalışarak kendimi yorarak bir şey yok canım hamilelik falan diye böyle bir hamilelik geçirdim. Böyle e, şuursuzluk artık nasıl öyle şey yaptıysam ve hareketli hamilelik geçirdiğim için Defne de hareket ederek uyumaya. Hı -hı. karnımda alıştığı için duysal hassasiyeti var uykuyla eşleştirilmiş. Bir arkadaşım var klinik psikolog. Ee, 45-50 dakika kadar sürüyormuş seanslar ve her 45-50 dakika sonrasında ayağa kalktığı için bebeği de şimdi 45-50 dakika uyuyor. Yani. Peki daha da bombasını söyleyeyim John Travolta'nın röportajını izledim Annesi hamilinde tiyatroya gidiyor Ve geceliğin saat 3'te uyumaya başladığı için John Travolta hayatı boyunca Gece 3'te uyuyor <laughs> ...ve bunu uyku bozukluğum yok diyor... ...çünkü ben gerekli uykuyu zaten alıyorum diyor... ...yani e, anlatabildim demek istediğimi... Net ...çok bir güzel şekilde. bir örnekti <laughs> hakikaten de... ...yani e, benim arkadaşlarım ya da tanıdıklarım arasından da... ...çocuğuyla beraber e, uyuyanlar daha ziyade... E, ...herhalde şöyle bir şu, şu şekilde özetleyebilir miyiz... ...çocuğun karar vermesi gerekiyor... Evet. yani Ayrı e, olarak bir gün zaten gelecek ve ben artık ayrı yatacağım evet. diyecek. Yahut sonra yine fikir değiştirebilir. Ben bugün annemle bugün babamla yatmak istiyorum evet. diyebilir. Bebeğin çocuğun yani çok net bir şekilde zaten ifade ediyorlar. Memnun olmadıklarını ağlayarak ifade ediyorlar. E, i̇stemediklerini ifade ediyorlar. Yani iletişime geçmek istediklerini ifade ediyorlar. Yani yeter ki biz ket vurmayalım o ifade etme haklarına ve özgürlüklerine. Tabii ki. Yani ben şunu görünce yani... E, bana şunu da yani şöyle bir şey ay, e, gerçekten ben de tetikleniyorum. Normal Bebek Uykusu var Burcu'nun e, yazısı var. Normal Bebek Uykusu e, çeviri yaptı. Hı -hı. E, bir sürü bilim insanının yazısını okudu. onun insanlar bir okusun Burcu'nun bu yazısını. E, sonra gerçekten Tam adı nedir? Burcu... Normal Bebek Uykusu Burcu ha. Ertürk Teke bir dünya ha. çocuk çeviri yaptı. Yani çok güzel bir hizmet yaptı aldı. Normal bebek uykusuna dair makaleleri çevirdi. Ee, ve bağlanma temelli bebeğinlik literatürünün normal bebek uykusu makalelerini çevirdi. Bunu okusunlar insanlar ve gerçekten bebeklerinde uyku bozukluğu var mı yok mu zaten o noktada bir şekilde anlarlar. Ben o yazıları insanlar bana gelmesin diye yazdım. Yazdım. Gelsin diye değil. İnsanların bana gelmesinin sebebi halihazırda zaten çarpık bir düzen olup başka yerlerden hizmet alıp bu hizmetten memnun olmayışları en temelde. Yani e, bunun altını çizmek istiyorum. Yani feedback vermiyorlar da. E, ne Nasıl bir şey hissettiklerine, bebeklerine ne uyguladıklarına dair. Ama bu bize normal geliyor işte çünkü otorite addediyoruz. O Denetlenmeyen yüzden. bir şey. Ya şöyle bir şey olabilir mi? Gani gani 170 bilmem ne kadar takipçisi olan insanlar var. Ben bir şeye bağlıyım. Yani benden şikayet edebilirsiniz siz. Beni Türk Psikologlar Derneği'ne şikayet edebilirsiniz siz. Yani ben size karşı bir yanlış yapıyorsam ve bu güzel bir şey. Yani ben sizi yani ben şikayetimi belirtebileceğim bir mecranın olması çok güzel bir şey. Denetlenemeyen bir şey. Uyku sağlıkla alakalı değil midir? Biz bunu hala denetlenebilir bir alanı ülke olarak Sokmadık sokamadık dünya çapında da bebek uykusu denetlenemez bir alanda. Ben parkta bebeğimi sallıyorum yan taraftan anne bana gelmeden e, benim kim olduğumu da tabii ki bin, bilmediği için. Dedi ki ben e, nasıl gidiyor uykusu falan Ya işte ona bıraktım falan öyle normal sohbet ediyorum. E, ben de dedi bebeğime çok iyi uyku eğitimi uyguladığım için şimdi dedi kendime yeni iş açıyorum uyku eğitimcisi olacağım dedi. Şimdi bakın burada o anneye ben bağlanma literatürünü anlatamam Çünkü ben hayatımın ee, yani nasıl, nasıl diyeyim Yani ben 20, kaç 35 yaşındayım değil mi? <laughs> 35 yaşındayım Yani 20 yaşından beri 15 senedir bağlanma literatürünü okuyorum Şimdi ben ee, bir ee, moda üzerine yorum yapabilir miyim? Bilebilir miyim? Bilmediğim şeyi eleştirim nasıl olur? Ben de o yüzden diyorum ki biz hani böyle bir şey olsa keşke. Biz böyle konuşsak hani bir uzlaşsak hani psikologlarla da beraber hangisi doğrudur, hangisi yanlıştır. Yani bunu konuşulabilir alana getirsek herkes kendi fikrini söylese. Yani doğrusu yanlıştır. Bak ben böyle bir danışan aldım ama şimdi insanlık için değil mi bu? Ben böyle bir danışan aldım ama işte ben de orada bunu şey yaptım. O zaman mı çok doğru? Yani bunu biz niye yapamıyoruz? Hiç böyle bir şey şu ana kadar yapılmadı yani. Yani ben istiyorum ki davranış bilimlerine e, inanan bir uzman psikologla e, bilgim yetmeyebilir. Psikiyatri ya da nörologla bunu tartışmayı bilgim yetmeyebilir. Ama kendi, kendi en azından eşler olanla konuşmak istiyorum ama ben bunu yapamıyorum. Niye yapamıyorum? Yani anlatabildim demek istiyorum. Çünkü bebeklere yardımcı olmak için bizim bunu yapmamız lazım gerçekten yardım etmek istiyorsak. Yani ben bir şey söylüyorum, bana işte katılmayan ebeveynler işte eleştirebiliyor, e, katılan ebeveynler işte bir şey diyor. Ama ben bana bir insanların bir şey demesini istemiyorum ki. Yani ben benim ihtiyacım olan şey ebeveynlere, siz bebeğinizi en iyi bilen insanlarsınız demek. Ama ne olur o insanlar olabilin de demek. Çünkü çok acı bir şey. Ee, şimdi şöyle bir şey var mesela ne kadar acı, ee, şurayı okuyun siz, siz de kendinize göre çevirirsiniz. Ee, Bu arada şey yapalım diye düşündüm hani bir e, dediniz ya bir yazıdan bahsettiniz YouTube videosunda altına link verebiliriz öyle birkaç tane yorum ha, olabilir. olabilir benim de aklıma gelen bir yazı var mesela evet, YouTube videosunda iz, link verebiliriz İzmir'e emzirme danışmanının sayfasından Evet indim. mesela orada bir çeviri vardı o olabilir <laughs> Evet. Linkler aşağıda Linkler aşağıda tamam <laughs> Tamam peki. Evet ben mi okuyayım? Şimdi siz ben anlatacağım. Siz de bunu bir şekilde okursanız çevirebilirsiniz belki sonra kendinize göre anlatmaya çalışacağım ben şimdi. Tamam bundan. ben sizi bir yandan dinliyorum bir evet, yandan da okuyorum Evet evet. O zaman. evet şimdi şöyle bir şey biz üniversitedeyken üniversite 3. sınıftaydık. Benim arkadaşım Gökçe Cömert'le bölümden Nazan Aksan ee, ...bilimsel çalışmalar yapıyorduk. Biz de bilimsel çalışmalar yapmaya böyle bir merakım var benim. Merak ediyorum yani. Ee, ve şöyle bir şey... ...bir dikkat üzerine bir çalışma yapalım dedik. Ve bu dikkat üzerine yaptığımız çalışmada... E, ...çok ilginç bulgular edindik. E, aslında bebek bakımı ve çocuk bakımıyla alakalı... ...ilginç bulgular edindik. Çünkü e, şunu fark ettik ki... ...en acı olan şey... ...anneler ve babalar günümüzde... ...bebeklerini ve çocuklarını tanımıyorlar. Ve biz bunu... Ee, bilimsel makaleye e, koyup e, sunduk e, yurt dışında e, infant kongresle e, Baltimore'daydı galiba sunduk yani e, ve e, burada e, şimdi şuraya biraz göz gezdirebildiniz mi azıcık e, yani şunu söylemek istiyor burada da e, aslında ülkemizde e, anneler ve babalar bebekleriyle yeterince vakit geçiremiyorlar Orta sınıf, kaç çocukla yapılmıştı bu araştırma ee, ve asıl dikkat problemleri e, buralardan 118 tane preschooler iki buçukla altı yaş arasında 118 çocukla yapılmış İstanbul'da Hı -hı. değil mi? Evet. <laughs> Çok pardon. Okul öncesi e, dönemden 2,5-6 yaş arasında evet. 118 tane e, çocuk Hı -hı. alınıyor. Evet yani hızlıca okuyabildim ama düzgün Heh. çevirebilir miyim bilmiyorum. Bir yandan sizi dinlemiştim çünkü. Heh, tamam şöyle. E, olay şu şimdi biz çok e, çalışıyoruz. Çalışmalarımızın sebebi e, çocuklarımız iyi okullara gitsin. Dikkatleri yerinde olsun. E, ve dikkat bozuklukları olmasın. Mental olarak iyi eğitim alsınlar değil mi? Bunun temeli olan 0-3 yaşta şöyle bir gerçek bulundu ki. Aslında e, tüm gün e, bakıcıyla kalan çocukların. ...anneleri ve babaları tarafından yeterince tanınmadığı ve çocuklarının özelliklerini tam olarak bilmediği. Şimdi biz bu gerçeği bilemediği, biz bu gerçeği bir kere kabul etmemiz lazım. Yani bu gerçeği nasıl kabul etmemiz lazım? Çarpık düzene bir isyan bayramı da bizim çekmemiz lazım ebeveynler olarak. Yani biz öyle bir şekilde hayatımızı konumlandırmalıyız ki anne ve baba eşit... Yani eşit olarak anne ve baba eşit. Altını çizmek istiyorum. Şöyle konumlandırmalıyız. Hayatımızın odak noktasına bebeğimizi koyabilmeliyiz. Şimdi ben demiyorum ki bir kadının kimliği sadece anneliktir. Öyle bir şey demiyorum. Öyle bir şey desem roman okumam, öyle bir şey desem kendime dair vakit ayırmam. Ve uykuyla alakalı çalışırken ilk söylediğim şey lütfen bebeğiniz olmadan duygusal regülasyon içinde günde minimum bir saat kendinize şöyle bir vakit ayırın doğada yürüyüş yapın ki siz yeni, doğu, yani yeni doğan bir bebek annesiniz bir bebeğiniz bedeninizi rahatlatın bir meditasyon yapın ya yani anlatabildim mi bunu da kendinize yapabilin güvenli bir yerdeyse bebeğiniz güvendiğiniz bir insanla beraberse bağ kurmasını istediğiniz bir insanla beraberse bunu da yapın ama Şirazi çok kaydı. Fazlasıyla kaydı. Çünkü ben şimdi bana gelen anne babalara soruyorum. Günde kaç saat birbirinize vakit ayırabiliyorsunuz diyorum. İşte e, bana verilen cevaplar 1-2 saat. Birbirinize derken anne baba birbirlerine mi? Hayır. Bebek. Bebek mi? Evet. Ve ben şok oldum bir uyku eğitimcisi kesinlikle kararlarını onun eleştirmek için söylemiyorum Başka insanlara bunu öneri olarak verdiği için eleştiriyorum Şimdi ben öneri olarak bu söylemde bebeğinizle beraber uyun demiyorum Ben diyorum ki bebeğinize bırakın o size söyleyecek o karar verecek Bunu da opsiyon olarak tutabilirsiniz ve bunda bir yanlış yoktur diyorum Çünkü bilimsel otoritelerde bunda bir yanlışın olmadığını söyleyebiliyor İki kutupla ilerliyor şu anda bilim Kafaların afallaması ondan dolayı bir davranışçı ekol var. Bir de aynı zamanda bağlanma temelli ebeveynlik literatürü var. Görünen o ki bağlanma temelli ebeveynlik e, literatürü 40 yılda kazanacak gibi duruyor şu anda. Önümüzdeki yıllarda sonra üstüne belki ne gelir bilmem. Ama öyle gibi duruyor. Çünkü sosyal politikalar da biraz öyle oluşmaya başladı. Ve ben de diyorum ki bir şey okuyorsunuz değil mi? Uygulayacaksınız. İç sesinize uygun olanı uygulayın. Bebeğinize gerçekten iyi geleni uygulayın. Yani e, itiraz edebilin, yapmayın, karşı çıkabilin. Düşüncelerinizi gerçekten ifade edebilin ebeveynler olarak da bir şeyi uygularken. Şimdi ben bunu niye söylüyorum? E, bu e, insanların e, çoğu işlerinden memnun değil. Şimdi bana gelen anneler ağlıyorlar. Ben işimden memnun değilim diyor. Çoğunu. Şimdi işimden memnun değilim. Hayatımın 8 saatini farklı bir yerde geçiriyorum. Geçirdiğim farklı e, o yerden memnun değilim. Bir kere istismara uğruyorum orada kesin yani. Çünkü insanlar bebeğime işte e, ihtiyacı olduğunda bana izin vermiyor. Beni kısıtlıyor. Onundan zaten ilgilenmem zor bir durumda. Sonra ben bunu, bu çalışma hayatını bebeğimin iyi bir özel okulda okuması için yapıyorum. İyi bir okulda okuması ve başarılı olması için ve beyin gelişimi için yapıyorum. Şimdi anlatabildim mi? Şu olsa, şu olsa, şu olsa yeğlerim. Ben bunu üretmekten çok memnunum. Ve bu beni gerçekten besliyor. Bu besleyince ben yaşama sevinci doluyorum ve yaşama sevinci dolduğumda bebeğimle de olan ilişkim bu yaşama sevincimi alıyor. Çünkü ben kendimi bir herhangi bir istismara uğramadan, herhangi bir gücün altında kalmadan çok net bir şekilde ortaya koyabiliyorum. Çalışan anneye geçelim. Bu durum birebir çalışmayan anne için geçer. Çünkü çalışmayan anne istismara uğruyor. Her gün, her gün istismara uğruyor. Ya şöyle bir şey olabilir mi? Annelerden biliyorum çünkü babalarının çocuklarının babalarının iş seyahati bavullarının yapılması bekleniyor. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi ya? Bunun ütüsünü yapmasını bekliyor. Bavulunu yapmasını bekliyor babanın. Yani ee, babanın sevdiği yemeği yapmasını istiyor. İşte dört çeşit yemek hazırlıyor bunların hepsini yapıyor. Sonra baba gerçekten bu yemeği sevmezse e, yerinde istismar uğradığı için patron tarafından o yemeği lavaboya dökebiliyor. Bunların hepsini çocuk görüyor. Sonra biz akşam günü çocuğun uyumasını bekliyoruz. Anne uyuyamıyor. Baba lanet ederek işe gidiyor. Anne lanet ederek işe gidiyor diyelim ki. Yani değil mi? Çıkarıyorum buradan şu şeyi. Severek insanı besleyen ve insanın sevdiği şey farklı. Tekrar altını çizmek istiyorum burada. Eğer böyle bir şey yapıyorsanız bebeğinizin kendinize emanet edebileceğiniz pırlantanızı en değerli varlıklarınızı emanet edebileceğiniz insana bebeğinizi bırakabilirsiniz. Fakat duygusal regülasyondan bahsediyoruz yine. Tamamıyla pasaportunu ben şimdi Nihan başka bir ülkeden geldi. Nihan'ın pasaportunu alıyorum çünkü ben Nihan'a güvenmiyorum ve ona bebeğimi veriyorum. Bunu bunu yani anneyi ve babayı bu sisteme <laughs> tamam, tamam. Ee, Şimdi e, burada e, bir şekilde göçmen birisi var karşınızda. Onun pasaportunu alıyorsunuz. E, ve pasaportunuzu pasaportunu alıp bebeğinizi teslim etmek durumundasınız. Bunu hiçbir anne e, e, baktığımız zaman e, tedirgin olmadan yapmaz. Yani o tedirginliği duyar e, ve o tedirginlik haklı bir tedirginlik. Çünkü siz o tedirginliği hissettiğiniz zaman Bebeğiniz kendini teslim edemez o kişiye ve bebeğiniz kendini tam olarak teslim edemediğinde uykusu bozulabilir, beslenmesi bozulabilir ya da e, dışkılaması bozulabilir. E, çünkü bebeklerin kim olursa olsun yani karşındaki insan kim olursa olsun kendilerini teslim edebileceği bir insana ihtiyacı vardır. Yani teslim edebilmek, e, iletişim kurabilmeye ihtiyacı vardır. Ya yani yetişkin olarak biz de kendimizi rahat hissetmediğimiz bir ortamda uykuya dalamayız. Bu Tabii da son ki. derece normal. Tabii o da bunun ki. gibi bir şey. Şimdi herhalde. ben bunu niye söylüyorum? İnsanlar zannediyor ki ben yetişkinlere karşı mesela zorbalık yapabilirim. Hayır. Mesela örnek veriyorum bağlanmayla alakalı çalışacaksak diyelim ki. Nedir? Yaşamınızın mesela çocukluk döneminde aile hayatını anlamama yardımcı olabilir misiniz? Mesela bir soru. Niye ben karşımdaki insana danışan olarak baktığım zaman ilk olarak çocukluğuyla alakalı başlıyorum. Çünkü bütün ilişkilerim orada oluşuyor ve şöyle bir şey kendi çocukluk deneyimlerinizden bütün bunların ötesinde öğrendiğiniz özel bir şey var mı? Kendi çocuğunuzu nasıl sizin siz kendi çocuğunuzun sizden neler öğrenmiş olmasını istersiniz? Annenizden alakalı aklınıza gelen beş tane sıfatı söyler misiniz? Bunların içine anılarınızda doldurur musunuz? Babanızdan alakalı beş sıfatı söyler misiniz? Bunların için anılarınızda doldurur musunuz? Doğur musunuz dediğimde karşıma ergenler ya da e, işte yetişkinler öyle bir geliyor ki hiçbir anım 0-6 yaş döneminde yok. Yani yok, anım yok. Hani sıfırcı geçtim artık. Yani yok, hatırlamıyorum. Çünkü anne ve baba çok yoğun çalışma hayatında. Ve takdir edersiniz ki bu insanlar e, depresif semptomlarla aynı zamanda geliyorlar değil mi? Hı hı. Şimdi ben ne diyorum o zaman? Hayatında şefkat dolu insanların olmasını arzu ediyorum diyorum. Bunda yanlış olan ne var? Tamam. Yani bir kişi, bir iki kişi bulunması gerekli. Bana bir şey olursa bebek yaşayabileceğini öbür kişiyle de bilebilmeli. Yani güven hissedebilmeli, dünyaya karşı güven hissedebilmeli. Şimdi biz e, bu dünyaya karşı güveni hissettiğinde bebek uyuyabilir. En temelde ben bunu savunuyorum bu söylediğimde altını çiziyorum çünkü e, o 10 saat e, uyuyan bebeğimin de e, dünyaya karşı güvenini kazandırdığım zaman kendi özel deneyiminde de e, uy uyuduğunu uyuyabildiğini biliyorum e, Kendi özel deneyimi bir kenara koyuyorum bu da yanlış anlaşılabilir çünkü e, pratikte görüyorum yani pratikte e, bana geldiğiniz zaman e, bir takım e, bebeğe uygun, anneye uygun, babaya uygun değerlendirmeleri yaptığımız zaman aile üzerinde e, işlerin yoluna girdiğini görebiliyorum. E, o zaman gerçekten benim bu uyku eğitimine ihtiyacım var mı? Peki bu uyku eğitimden kimler para kazanıyor? Bu uyku eğitimini pazarlayanlar kimler? Peki Ferber bir bilim adamı. Ferber'in yaptığı şey gerçekten... E, sunduğu teori e, gerçekten eee uygun mu? Bunu da sorgulayabiliriz bence. Bir şeyin bilimsel olması e, gerçekten bilimsel mi? Bir de ben makale okumayı çok severim. Mesela direkordan yorumunu yazıyorlar ama e, o istatistik kısmını es geçi veriyorlar. Mesela araştırmalarda dikkatim çekiyor. 16 tane popülasyon alıyor zaten küçük. işte 7'si gitmiş. Mesela öyle çarpıklıklar da var. Ben bunları yüz maddede bebek uykusunda yazdım. Ee, mesela uyku bozukluğunuz var. Siz eğer yetişkin olarak uyku bozukluğunuz olduğunu düşündüğünüzde... ...ben size 8 saat uyumanız inancını yerleştirirsem sizin uyku bozukluğunuz olur. Çünkü sizin kendinizden beklentiniz olur. Neye dayanarak söylüyorum? Abnormal Psikoloji kitabıma dayanarak söylüyorum. Burada küçük bir resim var onu ekleyecektik. Beraber uyuyan bir e, aile var burada yatakta. E, tasviri işte üç tane çocuk anne hamile baba e, beraberler ve çok kültürde bu şekildedir diyor yani e, çocukla uyku bebekle uyku yine benim ilk söylediğim şeye geliyor yani benim zorladığım o gerçekten beşik o bebeğin hayatında gerekli mi anne baba olarak benim buna ihtiyacım varsa gece boyu ebeveyn olarak bebeğime nasıl bir çözüm bulabilirim diyelim ki ona nasıl mahrum bırakmam ...değil mi? O iletişime ihtiyacı oluşun. Sonra e, diyoruz ki... E, ...bu çok... E, ...önemli olduğunu düşündüğüm bir şey. Gerçekten... E, ...uyku... E, ...uykusuzluk... öğren ...yani uyku öğrenilen bir şey mi diyor. Ve burada şunu ortaya koyuyorlar... ...uyku öğrenilen bir şey mi derken... 0-3 yaşta ağırlıklı olarak genetik... ...mizaç özellikleri... E, ...ve doğum vesaire her şey... ...şimdi ben doğum travması dedim... Kendim de hani bebeğimde yaşa yaşadı yani bunu. Ee, siz e, annelere panik salıyorsunuz dedi bana birisi, bir, 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 bir başka anne. Ya panik salmak değil benim niyetim. Benim niyetim yani bunu bir sorgulayalım. Sorunun kaynağını görmek. Yani demek ki av, oradan dolayı mı böyle oluyor? Tabii. derseniz çözebilirsiniz. Tabii ki. Yani ben bunu bir anneye bir de bunu göz önüne alabildiniz mi? Hiç bunu düşündünüz mü diye sormuşum. Oradan da başka bir anne demiş ki sence nedir işte doğum travması? Tabii ki normal olmayan doğum. Ya normal olmayan doğum değildir. Normal doğum değilse doğum travması vardır demek değil. Şudur. Anne ve bebeğin durumdan gerçekten rahatsız olduğu durumdur. Yani beraber evet, rahatsız güzel olduğu be, durumdur. Evet. Yani illa normal doğumsa atıyorum. E, ben yani kaç tane normal doğum travması olan danışanım da var. Kaç tane? Ani sezeryen, sezeryen doğum travması olan danışanım var. Yani değil mi? Hı hı. İlk başta zaten kadın beleni olduğu için kadın biliyor yani travman var mı yok mu bu konuyla alakalı. Birvan Hanım da onu anlatmak istemişti aslında. Yani evet. normal doğum, sezeryen, bunların hepsinden bağımsız olarak ne kadar az travmasız doğmak lazım. ben bir kendisini videoydu. gerçekten İyale yoktur kitabını okuyup da ee, ondan sonracığıma hayat görüşünü oturtuşu, kendi travmalarını işleyişi, e, bu şekilde e, çıkışını e, çok cesaretli buldum ve çok e, çok sevdim. Yani benim kendi kişisel görüşüm ee, ama tabii şey de çok üzüyor beni. Karşımızda bir anne ve bebek var ve biz böyle bir linç kültürü var. Yani ben şu ana kadar hiçbir annenin ya da bir şeyin sayfasına girip böyle linç edercesine herhangi bir uyku eğitimcisinin sayfasına girip linç edercesine bir şey dedim mi? Diyor muyum? Neden? Ben diyorum ki insani bir şekilde gel bunu bebekler için çocuklar için tartışalım diyorum. Siz orada eğer orayı özne olarak yaparsanız parmakla işaret gösterseniz bizzat istismar da etmiş olursunuz. Yani bu şey gibi uyku eğitimi uygulayan danış Hanım'ın işte ne bileyim falan Parmak öyle değil o insan neden o Ülke eğitimini uyguluyor Ona inmek o Ülke eğitimini uyguladı sadece tercih için uyguluyor Gayet mutlu peki sadece Tercih için gayet mutlu e, Geceliğin o yetişkin danışanın benim Nasıl olmayacak bebeği onun derdinde olmak. Yani anlatabildim mi? O yetişkin danışanım dediğim işte ebeveynlerimin kapısında uyurdum ben. Uyandıramazdım onları. Evi tek başıma dolaşırdım. Duvarda bir şeyler görürdüm ama kimseyle korkularımı paylaşamazdım diyen danışanım. Anlatabildim mi? Uyuduğunu zannettiğimiz bebek. Evet. Heh, şimdi orada ee, bir bu var. Sonra Allah Allah şimdi ben bunları söylüyorum bir taraftan. Gerçekten ne? ...bununla bitirmek istiyorum. Bu kontrollü ağlatma yöntemleri ve... ...uyku eğitimleri konusunda. Kontrollü ağlatma aslında çok... ...söyledik ama anlamış mıdır herkes? Anlayan var şeyim. mıdır? Şimdi davranışçı... davranışçı şey, ...şöyle yapıyorsunuz. Bebeğin olarak... ...varlığınızı bebeğin hayatında söndürüyorsunuz. Yani söndüğünüz aslında... E ...sizsiniz. Yani sizin memeniz... ...ya da emzik ya da biberon da değil. Yani bir obje de değil. Bizzat insan olarak... ...sönüyorsunuz. E ve şunu yapıyorsunuz. İşte Nihan ağlıyor. İşte üç dakika. E, tutuyorum. Çok zor anne için. Bütün anneler bunu söylüyor. Ama dayanmaya çalışıyorlar bu içgüdülerini. Sonra gidip e, yanında olduğunu söylüyorlar. Sonra 5 dakika sonra 10 dakika sonra 20 dakika e, ve orada eee bunu ben e, yaşıyorum yani danışanlarımdan görüyorum bu sonuna kadar dibine kadar uygulandığında çünkü bunların mizaç özellikleri kaygılı mizaç mı anne kaygılı bir anne mi hiç bunlara bakamıyor karşı taraftaki kişi bunu bakabilecek bakış açısı olmadığı için uyku eğitimi uygularken e, ve e, katastrofik sonuçlar ortaya çıkıyor yani çocukluk çağı mastürbasyonundan tutun bebeklik dönemi mastürbasyonundan tutun e, ciddi çocuğun kendini kapatması kaka tutmaya kadar giden yani beslenmeyle ara kaldırdım. Kaka bütün sistem bozulduğu için e, yani ciddi sonuçları var ve ben bu şeyi söylediğim zaman kontrolsüz e, ağlatmayla karıştırıyorsunuz diyorlar bana. Ya hayır. Danışanım gidiyor, hizmet alıyor. Bana bunun sonucu geliyor. Kontrolsüz ağlatmanın istismar olduğunu artık hepimiz biliyoruz Tabii. ama kontrollü ağlatmanın Tabii. Şimdi da... şimdi Biz bilimsel olarak bunu tartışmalıyız. Biz anneyi böyle kontrollü ağlatma uyguluyor diye, anne tercihini eleştiriyor diye eleştirmek değil. Biz kişileri eleştirmiyoruz Hayır. ama bizde fiil ve faili ayrıştırmak çok yok. Şimdi bu eylem, bu eylem bebek sağlığı için gerçekten faydalı mı? Ben bunu tartışmak istiyorum. Ve bunu tartışırken yani ben gerçekten iyi eğitimli insanların, uzman psikologların... Danışanlarımın anlatına göre kafasını bize bas, yatağa bastırın dediler. Çünkü artık yani 18. aydan sonra e, geç kalmışsınız uyku eğitim için. O zaman kafasını yatağa bastırmanız gerekli deyince ben de oradan Hitler miyim diye çıktım diyor anne. Yani anlatabildim mi? Annenin bizzat kendi lafları mesela bunlar annelerin. Yani şimdi ben bunu söylüyorsam ben bu zaten 10 yıllık pratiğimde söylüyorum yani. Yani bu e, ben bunu oyu olarak söylemeyeyim. Yani e, bunu bu söylemlere dikkate alıp çok hoşuma gitti bir üniversiteden e, Nesan Zapçı'nın öğrencisiydi. Ben ne aradı şimdi ondan yanıt bekliyorum çok destek vermek isterim. Bak araştırmaya niyet etmişler uyku eğitimi uygulanan bebekler ve bağlanmayla alakalı ya sonuçta şu çıksın. Bağlanma ilişkisine zarar verilmemiştir çıksın kültürümüzde. Ama o araştırma yapılsın ve istatistiği de güzel bir şekilde yapılsın. Böyle yanlı da yapılmasın. Mesela yurt dışına baktım bağlanma ilişkisine zarar verilmemiştir diye bir araştırma var. Ya yani okudum. Biz yapsak o araştırmayı gerçekten rezalet. Mesela e, kortizol hormonu salgılıyor çocuklar e, diye bir araştırma yapıldı. E, midilmesini araştırması ama çok e, iyi de bir araştırma düzeneği yok. E, o yüzden o da tekrar yapılmalı mesela. Ama niye tekrar yapılmıyor ya bu kadar zor değil ki araştırmayı tekrar yapmak düzgün düzeneyi kurarak neden cesaret edilemiyor yani neden yani şimdi o da bir otorite şimdi var olan koltuklar da sarsılacak var olan bilim de değişecek değil mi e ben diyorum ki yani ee, neyi bekliyoruz yani Ferber hayatta diye mi diyorum <gülüyor> <gülüyor> hani hani yemiyor bu araştırmaları yapmak henüz yani onu anlayamıyorum gerçekten ee, şimdi bu kitapta abnormal psikoloji kitabı... Amerika'da ve Türkiye'de uygulanan kültürler arası araştırmada yapılmış demiş diyorlar ki bunu e, ya bunu gerçekten siz okuyun ve çevirin yani bence burasını ben İngilizcesini okuyup çevirin şuraya yani sizin için de uygun olursa tabii... Şurası Hı -hı. sadece. iki üç cümle. Aa, hemen mi çevireyim? Acaba videonun altına mı koysak burayı? Olur. E, siz daha önce okuduğunuz için daha hızlı çevirirsiniz. O zaman şöyle yapayım. Siz e, daha üstad olduğunuz için bu konuda da. Ben şimdi diyor ki burada e, çoğu kültürde e, bebeklerin ağlamaları e, görmezden gelinmez. E, Amerika Birleşik Devletleri'nin harici. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde çoğu pediatrist, Ferber 1985 referansıyla e, bebeklerinin ağlamalarına cevap verilmemesini önerir. Pediatrist, şimdi otorite tabii ki. Bundan çıkarabilecek olan bir e, sonuç, e, bebek uykusu kültürel normlardan Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi negatif etkilenebilir. Bu benim hem Amerika'daki hem de Türkiye'deki kitabım ve bebeklerin karşılanmamış ihtiyaçları stresi ve aslında o uyku bozukluğunu ta kendisine ileri dönemlerde yol açabilir. Bir şeme yapmış biyolojik etki 0-3 yaş döneminde biyolojik çok etkilidir. Hani uyku bozukluğu konusunda biyolojik durum mizaç vesaire. Uyku stresi açmış. Uyku e, alanının temizliği ve kültürel beklentiler uykudan. Bebek uykusundan kültürel beklentiler ve uyku bozukluğu sonucu koymuş. Ve demiş ki kaygılar özellikle iki yaş döneminden sonra uykuyu bozar çocuklarda. Bir başka araştırma diyor ki kaygılı mizaç, kaygılı anne beraber uyumlanırlarsa e, güvenli bağlanma ilişkisiyle yani ihtiyaçları iyi bir şekilde karşılanarak daha rahat uykuya geçebilir. Uyumlanma bakın. Yani tabi iyileştirebilirler birbirlerini. Yani çok, güzel, evet. çok ciddi bir şeyler, sonuçlar bunlar. Yani konu bebeklerimiz dedilerken konu biziz, bizim çocukluğumuz. Biz nasıl bir uyku ortamı yaratmalıyız? Nasıl bir beslenme, nasıl bir dışkılama ortamı yaratmalıyız? Tepemizden kendi kafamıza göre mi? Nihan saat 8 olduğunda uyumalıdır yöntemiyle mi? Yoksa Nihan'ın Bırakıp bu biyolojik ritmini, biraz çevresel ortamını daha böyle rahatlatıcı bir şekilde ayarlayarak, onu alert yapmayarak, ihtiyaçlarını gün içerisinde e, istediği gibi giderebileceğini sağlayarak mı? Yani e, tüm bunlar uykunun bir sürü sebebi var uyku bozukluklarının duygusal hassasiyetler biz duyudan duyguya, duygudan uykuya diye bir grup danışmanlığı yapıyoruz Ebru Güçlü ile burada duysal hassasiyetin bizzat uyku bozukluğuna yol açtığını biliyoruz çünkü üçte bir popülasyonun o klinik değerlendirmedeki yine üçte biri diyebilirim hmm. ve daha çok bu konuya girmeyeyim ama çok daha hassas meseleler var. Kadın bedeniyle, kadının uğradığı istismarlarla alakalı e, sormamız gereken çok soru var. E, Bunu da artık bir başka bahara diye e, bu uykuyla alakalı olduğu için e, konuşuruz. Çok e, şey söylenebilir ama... Daha uzatmayayım. <laughs> Şöyle yapabiliriz yani e, isteyenler o YouTube videosunun altına sorularını sorsunlar. <laughs> Biz tekrar bir araya geliriz çünkü konuşmak istediğimiz çok şey var ama evet. yetmiyor vakit. Evet. O yüzden eğer YouTube videosunun altına sorularınızı yazarsanız <laughs> e, daha genel sorular çünkü soyut bir şeyi aslında anlatmaya çalışıyoruz. Onlara da bir şekilde karşılık verebiliriz değil mi bir sonraki videomuzda? ...bence yapabiliriz. <gülüyor> tamam. <gülüyor> çok teşekkür ben ederim çok geldiğiniz teşekkür için. Ederim. Ayaklarınıza ee, sağlık. Tekrar ediyorum. Amacım... ...yetişkinliğin bebek dönemi... ...yetişkinliğin de çocuk dönemi... ...annelerin de, babaların da çocukluk ve bebeklik dönemleri... ...ve bebeklerimiz. Yani konu budur. Dolayısıyla ikisine de iyi gelecek olan şey... ...üzerinden ilerlememiz gerekli. Yani bir tarafı... yani he, ...bu bir mit, e, ilişki olduğu için... ...herkese iyi gelen bir şey... ...tabii ki bulunabilir... Bunu insan zihni yapabilir. Ve içimize sormamız yeterli aslında. Bu evet. doğru mu, bu yanlış mı? Bize ta içimizden yanlış gelen bir şey doğru olamaz. Evet. Ve o yüzden herhangi bir insanı sorgulamaktan korkmamalıyız. Yani tabii. o kişi doktor olabilir, uzman olabilir vesaire evet. olabilir ama kendi içimize sorabilmeliyiz suçluluk tabii duymadan. Tabii ki. Tabii ki. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür o, o ederim. Çok Umarım ol. insanlara faydası olur. Umarım ailelere faydası olur. Sağ olun, bir, bir, bir fırsat olacaktır. verdiğiniz için. <laughs> Tekrar görüşmek Sağ ol, dileğiyle. Sağ olun, teşekkür.